Ben Ahmet Çelikkoğlu. Bugün size bina güçlendirme yasal mevzuat hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hangi binalar ne şartlarda güçlendirilebilir? Bunun şartlarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Riskli bina risk analiziyle herhangi bir binanın güçlendirilip güçlendirilmeyeceğine karar verilmez. Yani risk analizi yaparak binanız güçlendirilmez. Risk analizi sadece kentsel dönüşüm amaçlıdır. Binanın riskli çıkıp çıkmaması binanın güçlendirilip güçlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Binanız risksiz çıkabilir ama bina güçlendirme gerekebilir. Dolayısıyla binanın güçlendirme gerekip gerekmediğine performans analizi dediğimiz işlemle karar verilmek zorundadır. Sonuç olarak risk analiziyle bina güçlendirilmesine karar verilmez, performans analiziyle karar verilir. Peki binalarda güçlendirme mevzuatı nasıldır? Ona bir bakalım. Bir bina ruhsatlı ve iskanlı ise ruhsatlı ve iskanlı. Bir bina var, 1970 yılında yapılmış, 1975'te, 80'de, 90'da veyahut da 2007'de. Ancak binamızın ruhsatı ve iskanı var. Bu binanın güçlendirilmesi için ilgili kat maliklerin en az 5'te 4'ünün muvafakatı gerekli. 5'te 4'ünün muvafakatı alındıktan sonra maliklerin muvafakatının alındığı varsayılıyor. Ve güçlendirme çalışması yapılabiliyor. Burada önemli olan konu şu, binamız hangi yılda yapılırsa yapılsın, mimari anlamda ilgili idare herhangi bir şey istemeyecek. İstememek zorunda. Şöyle ki binanız bugünkü imar mevzuatına göre merdiven kolunun genişliği değişebilir, asansör gerekebilir veyahut da kat eksiği, imar planı değişmiştir, kat eksiği gerekebilir. Veyahut da başka bir tür değişiklikler imar mevzuatında yer almış olabilir. Ama bunların güçlendirilecek bina için hiçbir anlamı yok. Güçlendirilmesi düşünülen ruhsatlı ve iskanlı bina yapıldığı tarih itibariyle eğer ruhsat ve eklerine uygun proje eklerine uygun olarak yapıldıysa hiçbir şey değiştirilmeden yeni imar mevzuatına veya güncel imar mevzuatına uygunluğuna bakılmadan güçlendirme ruhsatı verilecek. Sadece tek önemli olan şey burada güçlendirme projesinin hazırlanması sırasında TBD'ye 2018 yönetmeliği hükümleri tabi olacak. Diğer hiçbir şey yeni imar veya güncel imar mevzuatına uygun olmayacak. Hatta şunu da söyleyelim. Taşıyıcı sistemde güçlendirme nedeniyle yapılacak bir takım değişiklikler olabilir. Nedir bunlar? İşte kolon mantolaması olabilir. Herhangi bir perdeye bir ilave olabilir. Taşıyıcı sistemi değiştiren veyahut da taşıyıcı sistemle ilgili bir takım durumlar olabilir güçlendirme işlerinde. Bunlar bahçeye bir kısım taşabilir. Yaklaşma mesafelerine bir kısım taşabilir. Mesela kolonu mantoladığınızı düşünün. Kolon mantolanınca belki de bahçe mesafesine bir kısmı taşacak. Bunlar bile güçlendirme durumunda önemsenmeyecek. Bunlar bir şey ifade etmeyecek veya güçlendirmenin önünü kesemeyecek veya ilgili idarede bahçe mesafesini taşmasın, emsali artırmasın gibi herhangi bir istekte bulunamayacak. Bunlar hiçbir zaman emsale konu edilemeyecekler. Bahçe mesafesine taşıp taşmadığını da
bakılmayacak. Burada amaç şu, yeter ki vatandaş binasını güçlendirsin. Demek ki binamız ruhsatlı ve iskanlı olursa, ruhsatlı ve iskanlı olursa yapıldığı tarihteki imar mevzuatı geçerli olacak. Yeni bir şeyler, yeni güncel imar mevzuatına göre hiçbir şey istenmeyecek. Asansör istenmeyecek gerekiyorsa. Merdiven kol genişliği istenmeyecek veyahut da yeni güncel ne varsa hiçbir şey istenmeyecek. Sadece TVD'ye 2018'e göre yapının statik güçlendirme projesi istenecek. Hatta mimarisi bile değişmediğinden, ki değişmeyecek, mimari proje bile istenmeyecek. Ancak perde ilaveleri veya da kolonlardaki büyük mantolamalar nedeniyle mimaride bir takım yer kayıpları falan olursa esası değiştirmemek şartıyla bunlar yeni tadilat mimari planlarda gösterilecek. 5/4 muvaffakat alındıktan sonra ilgili idareye yani belediyeye güçlendirme statik projesi çizilip performans analizi yapılıp zemin etüdünden sonra ilgili idareye başvurulacak. Bu başvuruda statik proje olacak. Tapu kayıt örnekleri, tapu kayıt örneği olacak. Müteahhit ve şantiye şefliğine ilişkin bilgi belgeler olacak. Ve yapı denetim belgeleri olacak. Yapıya güçlendirme ruhsatı bu şekilde ilgili idare tarafından verilecek. İkinci duruma bakalım. İkinci durum veya ikinci tür bina ruhsatlı ama iskan alınmamış. İskan alınmamış binadır. Ama binada ilk ruhsatı alındıktan 5 yıl sonra bitmiş. Ama iskanı alınmamış, 5 yıl sonra bitmiş. Öyle binalar oluyor ki 1990'da atıyoruz ruhsatını almış. 1994'te vatandaş bitirmiş. Ancak iskan herhangi bir nedenle alınmamış ve 2023'e gelmişiz. Bu durumdaki binalar nasıl güçlendirilecek, güçlendirme mevzuatı nasıl? Bu durumlarda binanın bir kere ruhsat alındığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bitirildiğini kanıtlanması gerekli. İlgili fenni mesuller veyahut da yapı denetim kontrolündeyse yapı denetim ve fenni mesul kontrol projelere fen sanat kurallarına uygun olarak yapıldığının raporlanması gerekli. 5 yıl içinde bitirildiğinin tutanağa bağlanması gerekli. Bu tür binalar ruhsatlı ve 5 yıl içerisinde de inşaatı bitmiş olmasına rağmen iskanı alınmamış bina statüsünde. Peki bunlar nasıl güçlendirilecek? Bunlardaki güçlendirme şartları da aynı ruhsatlı ve iskanlı bina gibi. Yine 5/4 muvaffakata bağlı. Yine 5/4 muvaffakata bağlı. Yine yapıldığı tarihteki İmar mevzuatına uygun, güncel imar mevzuatı ile ilgili yapıdan hiçbir şey istenmeyecek. Ruhsat yenileme ve benzeri tür işlemler yapılmayacak. İşte günümüzde 5 kat, işte senin binanda 4 kattı. Artık biliyorsunuz 3 kattan sonra asansör gerekli. Asansör istiyoruz. İşte hollerimizin genişliği şöyle olmalı falan denemeyecek. Tamamen yapıldığı tarihteki imar mevzuatı hükümleri geçerli olacak. Sadece güçlendirme projesi TBD'ye 2018 yani güncel mevzuata göre hazırlanarak ilgili idareye aynı ruhsatlı ve iskanlı binadaki şartlar statüsünde başvurulacak. Bunda da bahçe mesafesine taşabilir güçlendirilecek güçlendirme elemanları. Emsale artırabilir dediğimiz gibi kolon mantolamaları veya bir takım güçlendirme elemanlarının bahçe mesafelerinin taşması nedeniyle. Ancak bunların hiçbirisi emsale konu olmayacak. Emsal hesabına dahil edilmeyecek. Yeter ki vatandaş binasını güçlendirilsin. Gördüğünüz gibi ruhsatlı ve 5 yıl içinde bitmiş olmasına rağmen iskan alınmamış binanın da
ruhsatlı ve iskanlı binada mevzuat anlamında bir farkı yok. Üçüncü tip bina durumuna bakalım. Ruhsat alınmış. Ruhsatlı. İskansız. İskansız. 5 yıl içerisinde de inşaatı bitmemiş. 5 yılda tamamlanmamış. Tamamlanmamış. Tamamlanmalı. Bu tür binalara bakalım. Diyelim ki binamız 1990 yılında ruhsat aldı. 1995'te biliyorsunuz ruhsat süresi doluyor 5 yıl. Ancak bina 1997'de bitmiş, 1998'de bitmiş. Yani 5 yılı aşmış. 5 yılı aşmış. Herhangi bir yenileme işlemleri falan da yapılmamış. Bu tür binalar ruhsatsız bina hükmünde. Çünkü ruhsat süresi de dolmuş ve iskan da alınmamış. 5 yıl içerisinde de iskanı, inşaat tamamlanmamış. Dolayısıyla bu binaların herhangi bir işlemi veya güçlendirme işlemi ne yapılacaksa imar mevzuatı açısından da güncel imar kanununa tabi. Yani günümüzdeki imar kanunu ne diyorsa binada aynı zamanda mimari bir tadilat da yapılmak zorunda. Asansör gerekiyorsa binaya asansör konmak zorunda. Asansör ölçüleri tutmuyorsa asansör ölçüleri tutmak zorunda. Koridor ölçüleri, hol ölçüleri minimum bağımsız bölümler tutmuyorsa bunlar yeni imar mevzuatına uymak zorunda. Yani yeni imar mevzuatında ne istiyorsa mimari anlamda da bu bina ona göre uyup TBD'ye 2018'e göre tekrardan güçlendirme durumuna gitmek zorunda. Kat eksiği varsa yeni imar planında tekrardan kat eksiği de bu işin içerisinde. Dolayısıyla hem mimari anlamda imar mevzuatı açısından hem de TBD'ye 2018 açısından tamamen güncel hükümlere tabi. Dolayısıyla şu ikisinden çok farklı, adeta yeni bir bina yapıyormuşsunuz gibi. Dördüncü durum, ruhsatsız iskansız. Dolayısıyla bu tür binalar nasıl güçlendirilebilecek? Bu tür binalarda ilk etapta yapılması gereken imar planına uygun olup olmadığı. İmar planına uygun olup olmadığı. Ruhsatsız ve iskansız binalarda ilk etapta yapılması gereken 36-42'ye göre ceza işlem uygulanacak. Ve imar planı, imar çapına yapının uygun olup olmadığı, mevcut yapının uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Eğer imar planı ve çapına uygunsa binanın oturum alanı, bahçe mesafeleri, kat, haşmaks bunların hepsi uyuyorsa ondan sonra binanın mimari anlamda imar mevzuatına uygun olmasına bakılacak. Uygun değilse de uygun hale getirilecek. İmar çapına uymuyorsa, taşmalar varsa, emsale uymuyorsa, taksa uymuyorsa, kaksa uymuyorsa bu binanın ruhsata bağlanması, güçlendirilmesi mümkün değil. Ancak imar çapına ve imar planına uyan binalarda güncel imar yönetmeliği dikkate alınarak hepsi revize edilecek, tadilat yapılacak ve tekrardan TBD'ye 2018'e baz alarak TBD'ye 2018'i baz alarak güçlendirme projesi çizilip ilgili idareye sunulacak. Bütün bunların hepsinde 5'te 4 kat maliklerinin muvaffakati yeterli. Tamamı muvaffakat vermiş gibi olunacak ve hepsinde de zemin etüdü zorunlu. Bu iki durumda dikkat ettiğiniz üzere tamamen vatandaşın binayı güçlendirilmesi isteniyor. Deniyor ki vatandaşa imar mevzuatıyla falan uğraşmayın. Sadece TBD'ye 2018 uyum yeterli. Eski binanız neyse, tabii bu eski mevcut binanın da o zaman yapıldığı tarihteki
projenin bizzat uygulanması lazım. İşte oradan kolon kesilmiş, odanın birisi büyütülmek amacıyla kolon kesilmiş veyahut da konutmuş, iş yerini çevrilmiş. Yani esaslı tadilat yapılmış durumlar bu kapsama girmiyor. Esaslı tadilat yapılmamış olması, binanın ilk halinde koruyor olması şartı var. Bu durumda imar mevzuatına hiç takılmadan, planlı alanlar yönetmeliğine hiç takılmadan sanki uygunmuş gibi direkt güçlendirme işlemlerine şu iki durumda geçilebilecek. Bunlarda ise hem imar mevzuatı, planlı alanlar, imar yönetmeliğine uygunluk söz konusu, hem de TBD'ye 2018'e uyulması söz konusu. Bu şartlar planlı alanlar imar yönetmeliğinin 55. maddesinin 17. fıkrasına eklendi. 55. maddenin 17. fıkrasına göre bu anlattığım işlemler yapılarak binalarımızın güçlendirilmesi mümkün. Binalarımızı yeter ki güçlendirelim. Gerekli şartlar da sağlanmış. Son bir dipnot olarak da şunu hatırlatayım. Sanki kentsel dönüşümde hep yıkıp yapma gibi bir takım şeyler düşünülüyor. Ancak kentsel dönüşümde şunu da düşünmemiz lazım. Kentsel dönüşümde güçlendirme de bir alternatif. Ve daha ekonomik ve vatandaşın daha az mağdur olmasına neden oluyor. Evini çok fazla boşaltmıyor. Hatta bazı güçlendirmeler çok uzun da sürmüyor. Belki de kira desteği ve benzeri gibi şeylere de gerek olmuyor. Vatandaş çok mağdur olmuyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm için özellikle binaların güçlendirilmesi de düşünülmeli ve vatandaş binasını güçlendirme yoluna da gitmeli. Hem ekonomik anlamda tasarruflu olacak, hem de zaman anlamında tasarruflu olacak. Bunu da bir dipnot olarak hatırlatmış olayım. Bu bahsettiğim güçlendirme şartları 13 Ocak 2024 sayılı resmi gazetede yayınlandı ve planlı alanları imar yönetmeliğinin 55. maddesinin 17. fıkra olarak eklendi.